saç tonikleriyle saçlarınız daha gür ve daha güçlü. Samur'la yaşama yeniden başlayın. Sevgili dinleyiciler, özellikle emekli askerlerin adını kullanarak yardım toplayan dolandırıcılar. Değişmemişsin be Reşatçığım. Ama koca kirpi dikenleri dökmüş galiba. Sorma ya. Hava alanı gibi oldu. Ya eskiden her tarafa kirpi resmi çizerdin. Hala çiziyor musun? Evet. Hem de büyük bir zevkle. Gel bak şu yılla. Eski halimize bir bak. Amma gençmişiz be. Remzi. Oh. Mikrop Necdet değil mi bu? Hı hı. Ulan ne herifti be. Kağıttan külah yapardı. İçine osurup sonra milletin burnuna dayardı Mete. Kim bilir ne yapıyordur şimdi? Profesör. Oxford'da. Hadi ya. Demek şimdi de Oxford'da fortluyor ha. Ya şu Hayriye'ye bak. Ne güzel kızdı. Benim elimden aldığın Hayriye. Oğlum sen manyaksın. Kaç yıllık hikaye. Hatun herkese kuyruk sallıyordu. He? Olsun olsun. Biliyor musun geçenlerde rastladım ben Hayriye'ye. Hadi ya. Nasıl, hala güzel mi? Ezici bir güzelliği vardı. Kız Hayriye ne olmuş sana? Hayırdır? Hayırdır? Manda gibi olmuşsun be. Allah korumuş beni be. Ay. Neyse Reşatcığım, sadede gelelim. Vallahi birader işler zaten kesat. İki ortağım daha var. Sürekli başımın etini yiyorlar. Ya ortak zordur derler evet. Boş ver neyse. Sen eski dostumsun. Tamam. Bir deneme süresi olsun ikimiz için de. Eskiden çok okurdun. Hayal gücün iyiydi. Metin yazarlığı bölümünde çalışırsın bir süre. Grafik bölümü de olur. Bakarız. Duygu doluyum. Yaratım aşamasındayım. Onu da yaparım, bunu da yaparım. İlahi Reşat. Ya maalesef ayda ancak 3000 veririz. Güzel. Zaten para mühim değil be Mete. Ben senin gibi böyle yaratıcı bir insanla çalışıyorum ya. Avans istiyorsan muhasebeden çek bir miktar. Acelesi yok ama çekersem iyi olur. Ah buyurun. Merhaba. Merhaba. Vahap Bey ortağım. Reşat Bey eski bir arkadaş. Bizim de çalışmak istiyor. Bir deneme süresi yapacağız. Aileye yeni katıldım efendim. Hayırlı olsun kardeşim. Mete gelsene az biraz. Mete bir sevindi, bir sevindi benim işe girmeme. Tam dedi, senin gibi yaratıcı birine ihtiyacımız vardı, geldin dedi. Avansı da verdi. E hadi artık. Senin eczaneyi de açmanın zamanı geldi. İyi olur tabii. Herkese eczacı kızım var diyorum. Aa öyle mi, eczanesi nerede diyorlar. Cevap yok. Ele güne karşı mahcup oluyorum vallahi ya. Aslan oğlum da kimyager olacak. İlaç sanayinde bir dev doğuyor. Aman biz ondan vazgeçtik. Şöyle küçük bir dükkan olsa da olur. Onur, 2 yıla kadar biter mi okul? Biter baba. Ne zaman açarız? Hemen yarın arkadaşlarına haber ver. Uygun bir yer bulurlarsa tutarız. Yarın bakmaya gidelim mi?
Yok, şimdi gidelim. Dur canım, bekle. Aa. Neden? Çünkü yeterli paramız yok. Ne kadar paramız var? Hiç paramız yok. Madem paramız yok, neden eczane bahsini açıyorsun? Buyurun bakalım. Hep plan yapan ama iş beceremeyen bir adam. İlahi damat. Niket, bana hala kızgın mısın kız? Uyu Reşat, uyu. Eczacı güzelim, biraz hayal kuralım dedik ya. Hayallerini kendine sakla. Ben de saf gibi inanıyorum ha. Sende bu kafa varken biz eczane filan açamayız. Karar vermek yolun yarısıdır. Kim demiş onu? Reşat adında bir filozof. Filozofluğunu kendine sakla. Yarın faturaları öde çünkü telefon faturasının son günü. Emrin olur ecza depom benim. Bana bak, söz veriyorum. O iki kapılı eczaneyi açacağım sana kız. İlk hedefimiz eczane açmaktır. İleri. Bana bak Reşat, ahtım olsun. Seni boğarım adam, anlıyor musun beni? Bir daha bana eczane deme. Tamam, sustum. Ayla Hanım, bir dakika gelir misiniz? Bu bilgisayar bozuk galiba ya. Şöyle yapacaksınız Reşat Bey. Buradan Word, Outlook için buraya basacaksınız. Öncelikle bu kadar sert basmanıza gerek yok. Şuraya tıklamanız yeterli. Bu benim programım gibi değil yani, ben öbürüne alıştım. Hızlı yazarım yoksa. Anlıyorum. Belli canım. Aynı adliye önlerinde bekleyen arzu avcılar kadar hızlısınız maşallah. O kadar da antika değiliz Hande Hanım. Tamam. Tamam. Bütün kağıtları topla, okey. Tamam. Kolay gelsin arkadaşlar. Sağ olun. Ya Mete, konuşalım az hele. Konkuru kaybetmişiz abicim. Ne yapacağız ya? Aylardır uğraşıyoruz anasını satayım. Telefonda dünyanın parası gelmiş. Şehirler arasından çıkarsak... Dur, gel içeri. Biraz konuşalım. Yemeğe çıkıyorum. Bir şey ister misiniz? Sağ olun Hande Hanım. Birazcık işim var, sonra çıkacağım ben de. Alo, küçük ilanlar sayfasına bir ilan verecektim. Baylara her türlü masaj ve rahatlama hizmeti verilir. Evet, rahatlama hizmeti verilir. Evlere servis yapılır. Masözlerimiz Ayla ve Hande. Evet, numarayı yazdırıyorum. Beyefendi. Ne oluyor? Sıra benim. Hayır, niye siz benim böyle burada önüme geçmeye çalışıyorsunuz? Siz benim önüme geçiyorsunuz. Alır mısınız? Bir de sizin gibilerle uğraşıyoruz. Hanımefendi, yanlış faturayı alıyorsunuz. Sağ olun. Sıra benimdi. Hanımefendi, haksızlık ama bu. Tamam, kurtulduk değil mi? Güzel, teşekkür ederim. Rica ederim. Ya
Tamam Leman, alıyorum notumu. Pazartesi, iki tane güzel kız. Başka? İki tane polis. Bir orospu. Nereden bulacağım oğlum ben bu saatte orospuyu? Neyse tamam, halledeceğiz işte. Tamam, tamam. Zenci mi olacak? Kadın hem zenci hem orospu mu olacak? Çok ayıp oğlum, böyle zenci diye konuşulur bunlar. Esmer vatandaş diyeceksin. Tamam, hallederiz. Bana bak, yalnız bu geç saatlerde yaptığın isteklerin biliyorsun parası biraz farklı olur. Ha, ona göre. Sonradan papaz olmayalım. Tamam Adnan. Tamam, suratına kapatıyorum. 3, 2, 1. Kızım yaz. Bizim yıllık Oğuz aradı mı? Paramızı aldık mı? Evet. Hayır. Yani ben aradım. 3 kez ama cevap vermedi Tahir Bey. Hadi ya. Evet. Olacak şey değil. 30 bölüm alacağımız var, biliyorsun değil mi? Biliyorum. Karılar sıçacak ağzımıza. Biliyorsun değil mi? Biliyorum. 30 bölüm alacağımız var. Vallahi Tahir Bey, ben de artık ne diyeceğimi şaşırdım. Bir de bağırıyorlar bana. Sana mı bağırıyorlar? Ne diye bağırıyorlar sana? O Tahir denen pezevenge söyleyin. Çık. Canlı yayında konuşuruz, rezalet çıkarız. 70 milyon duyar diyorlar. Allah Allah! Yok ya! Bunlar hep o Nurten karısının başının altından çıkıyor, ben biliyorum. O az duruyor bunları. Kızım yaz. Bak şimdi onlar bir daha aradıkları zaman şöyle konuşacaksın. Bakın efendim, sizin şu kadar alacağınız oldu. Kaç para mesela? Bilmiyorum, at bir rakam işte. 1000 lira, 2000 lira, at bir şey. Sonra diyeceksin ki, biz size ödemenizi cuma günü yapacağız. Bu cuma. Bu cuma deme, bir dahaki cuma de. Bayramdan sonraki. Kızım bayram bayram karıştırma Allah aşkına ya. Bir sonraki cuma da işte, at. Tamam. Ha, önemli olan kısmı toplu para alacaksınız. Toplu paranın hayrını daha çok göreceksiniz de. Tamam mı? Bizde kimsenin toplu parası kalmaz değil mi? Aferin. Bunu sen mi buldun? Evet. Aferin. Neredesin? Sen niye mi buldun? Ay, bak hayatım falan da ne diyor? Ay, bugün iş konusu sizin lehinize diyor. Oh, ne güzel. Ver bir öpücük. Ama dur, Tavuş bak ne diyor? Sevdiğinizle bir müddet görüşmezsen iyi olur diyor. Bunun dediğini yapmamız lazım aşkım. Allah aşkına şunlara itibar etme ne olursun Çiğdem. Bunlar ampırlar ya. Bunların kendilerine akılları yok. Bırak dur ya. Ay ama daha hoş. Vallahi çıkıyor bu gazetenin falları. Bak senin falında da ne Çiğdem, diyor. Çiğdem bırak şimdi benim falımı falan. Beni germe Allah aşkına ya. Bak bugün biraz gerginsiniz diyor. İnsanlarla tartışmaktan kaçının. Bir müddet yalnız kalın. Ay yoksa kötü şeyler olabilir diyor. Yani? Ne yapıyoruz şimdi buna göre? Daha hoş. Ay o zaman ben şimdi bugün gideyim. Jüpiter'in etkisi geçince tekrar ofise gelirim, tamam mı? Ya Çiğdem! Kızım, Jüpiter'in etkisi geçince de benim bu gerginliğimin etkisi ne zaman geçecek? Geliyorsun, geliyorsun böyle. Karı da fallarla bozdu kafayı. Gezegenlerle. Sen belediye zabıtasını olsun ona. Kalkıp da sen ne karışıyorsun boyundan büyük işlere sen? Sen şikayetini dinle. Yo baba, kendi kendine mi konuşuyorsun? Kendi kendime değil. Ben çiçeklerimle konuşuyorum. Ne diyor çiçekler? Senin bazen ne kadar acımasız olabildiğini söylüyorlar bana. Gene ne oldu baba? Karşıdaki simitçiye ne yapmışsın oğlum? Ne yapmışım efendim? Gidip adamı belediyeye şikayet etmişsin. Gelip tezgahını kaldırdılar garibanın. Koskoca adam karşımda hüngür hüngür ağladı. Kafasına göre zam yapıyor baba. Zam mı o yapmıyor ki? Keyfi zam olmaz baba. Ben istediğim vakit zam alabiliyor muyum? Sen tabii zam alamazsın. İşin bile yoktu senin düne kadar. Zaten bu milletin başına ne gelirse koyun gibi her şeyi kabullenmesinden geliyor. Biri de buna dur desin be. Aslan yürekli Reşat. Sen nerede küçük bir adam var onunla uğraşıyorsun. Senin gücün kapıcıya, simitçiye, değnekçiye, memura... Pazardaki soğancıya geçer evladım. Babacığım biraz haksızlık etmiyor musun? Aman be, ben de kalkmış kime laf anlatıyorum Allah sen ya. Can 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 can.
kızım, ver bakayım şu telefonu. Ver canım, ver. Alo, buyurun. Tahir Yaman'ı rica edecektim. Ha, kendisi evde yok efendim. Kim arıyor? Nerede bulabilirim hanımefendi? Çok acil de. Bugün dışarıda bütün gün. Sanırım çok geç gelecek. Kim arıyordu? İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden arıyorum. Mesele neydi efendim? Ben eşiyim. Bir konuda bilgisine başvuracaktık. Yok yok, kaygılanmanıza gerek yok. Size söyleyemem efendim. Hay Allah, kaçta gelecek onu da bilmiyorum ki. Cep telefonu arızalı, kendisine ulaşmam mümkün değil. O zaman şöyle yapalım. Yarın saat 9'da gelsin, beni bulsun. Ben Komiser Sacit. Komiser Sacit, unutmazsınız değil mi efendim? Yok yok, unutmam Sacit Bey, unutmayın. Mutlaka yollayacağım. Sacit Bey, kötü bir şey yoktu değil mi? Ben kiminle görüştüm efendim? Nergis Yaman. Yarın bekliyorum efendim. Unutmayın Sacit. Evet, Sacit. Ne oldu peki? Hay Allah. Allah Allah, Allah Allah. Peki niye aramışlar, sormadın mı? Sorduk herhalde, salak değiliz. Komiser Sacit dedi. Mutlaka yarın sabah 9'da karakola gelsin dedi. Hayret bir şey ya. Bu arada 9'da. Sen neredesin bu saate kadar? Allah Allah, ne alakası var şimdi? Çalışıyoruz herhalde değil mi? Bu ev nasıl geçindiriliyor, haberi var mı senin? Var mı be? Kızı daha yeni yatırdım. Bana bak Tahir Efendi. Adım gibi eminim, sen bir haltlar karıştırıyorsun. Yoksa niye akşam akşam benim evimi polisler arası? Kızım bağırma sana! Çocuk uyuyor demedin mi biraz önce? 10 saniye önce söyledim, balık hafıza! Hayret bir şeysi. Yarın gideceğiz, öğreneceğiz artık. Niye aramışlar polisler? Girin. İyi günler abi. Buyur kardeşim. Ben Tahir Yaman efendim. Komiser Sacit Bey arıyordum da. Sacit benim kardeşim. Yalnız ne varsa çabuk söyle, bak dünya kadar işim var burada. Ben Tahir Yaman. Onu anladık. Karakola gelsin demişsiniz. Hangi konuda? Bilmem. İsim nasıldı? Sacit Yaman. Tahir Yaman. Tahir Yaman. Tahir Yaman, Tahir Yaman, Tahir Yaman, Tahir Yaman. Yok abiciğim böyle bir şey burada. Efendim? Dinliyorum, dinliyorum. Askerlik şubesine sevk edin. Nasıl? Ben askerliğimi yaptım efendim. Sana demedim. Ya sana diyorum. Oğlum sana demedim diye karşımdaki hıyara diyorum. Sana diyorum işte. Sevk edin gitsin işte. Efendim. Bağlayın. Semt neresi? Kardeşim sana soruyor. Semt neresi? Ya pardon, ben telefona şey ettiğini zannettim. Şişli. Ahmet! Ya bakın bakalım bu arkadaş hakkında bir dosya var mı? Dolandırıcı, uyuşturucu, karısını döven, sübyancı, ne varsa hepsini bir araştırın bakalım. Komiserim yalnız içerisi çok kalabalık. Ya ne bok yersiniz yiyin? Affedersin, size söylemedim efendim. Pardon amirim. Hayır efendim, size söylemedim. Burada... Peki efendim, bağışlayın efendim. Ulan başlatma efendim nörekesinden şimdi. Çiğil amir! Tamam. Amirim kapıyı kapatayım ben. Lan defol! Yürü lan, yürü. Allah Allah! İnsan neden gittiğini bilmez mi karakola? Ya tamam. Cins misin sen? Ya bak, özür dilerim memur bey. Yani... Yok arkadaşım, yok. Çağrılmamışsın sen. Birisi seni işletmiş, sen de sazan gibi atmışsın kendini buraya. Hadi çık git ya. Diyorum, acaba bu bilgisayar... Ya arkadaşım git! Tamam, özür yani kusura bak. Bana bak! Bir daha da çağrıldığın zaman iyice öğren seni kim çağırıyor. Hadi çık git. Tamam memur bey, ben zaten bana... Ya hala konuşuyorsun, benim için adamsın, çık lan! Ya tamam Sacit... Saça bak, tipe bak ya! Ya ulan bütün cinsler bizi buluyor kardeşim ya! Allah Allah, Sacit...
Şu adam dikkatini çekti mi senin? Şurada volta atıp duran. Ha şu mu? Hı hı. Allah Allah. Birini mi bekliyor yoksa karakolu mu gözetliyor? Sakın ters bir hareket yapma. Dayan arabayı. Aç bacaklarını. Ne oluyor be? Sus. Kimliğin nerede? Kim bunlar lan? Ha? Adamlara bak ha. Evet Reşat Sapmaz. Söyle bakalım. Karakolun önünde ne işin vardı? Ha? Niyetin neydi? Ya, çabuk söyle. Vallahi kötü bir niyetim yok. Aç bacaklarını. Ne oluyor be? Sabahtan beri gözlüyorum senin. Kötü bir niyetin vardı senin. Ben anlarım. Ben komiser Sacit. Komiserim ben. Aha. Senin bu yaptığına eşek şakası derler ama. Asıl senin yaptığına eşek şakası derler. Kardeşim ben seni tanımam etmem. Karakoldan çıkarken gördüm seni. Sen olduğunu da hemen anladım bana bu şakayı yapanın da. Sen o postanedeki manyaksın değil mi? O manyağım ne olacak? Niye çalıyorsun başkasının sırasını? Sıra benimdi. Önce ben gelmiştim, uyanıklık ettin. Sinsice geçtin önüme. Ben de sana bir şaka yaptım. Ha, ödeştik. Alt tarafı bir karakola geldin, Sacit diye olmayan birini aradın. Asıl mesele o işte. Sacit diye bir komiser vardı. Hadi be! Bir saattir içeride anamı ağlıyor polislere laf anlatmak için. İşlem yapacaklardı. Ne oldu? Pek hoşuna gitti galiba. Ama sen de biraz önce az korkmadın ama. Ödeştik. Bana yapılan kötülük karşılıksız kalmaz. Al bakalım Reşat Sapmaz Efendi. Sen de bir daha sıra hırsızlığı yapma. Sıra hırsızı. Kim lan bu adamlar? Ha? Arama falan yaptı. Ulan bu işin içinde bir iş var ya. Amirim, merkezden baktırayım mı? Hadi baktır bakayım merkezden şuna. Ama bu kadarı da ayıp oluyor yani. Bu yaptığınız resmen tacize girer. Ne Taylandı canım, ne masajı? Yok öyle bir şey. Rahatlama masajı mı? Ne masajı kardeşim? Manyak mısın sen ya? Pis sapık. İnanır mısınız? Bugün sabahtan beri belki de aldığım 50. telefon. Acil telefon beklemesem kapatacağım gitsin. Ne oldu hanımlar ya? Havada bir gerginlik var. Münasebet sizin biri gazeteye masaj ilanı vermiş. Hande ile Ayla'nın adına. Sabahtan beri 1000 kişi aradı. Amma sapık varmış memlekette. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir şey içer misiniz? Bir çay lütfen. Peki, hemen getiriyorum. Siz masaj yapıyorsunuz, bana söylemiyorsunuz ha? Ya söylesenize, sırtımda kulunçlar var. Bir haftadır ezdirirdim mi güzel? Beni görecektin tenis kortunda. Millet hayatını vakfediyor. Ben iki dakikada öğrendim. Nadal Federer, Boris Becker, daha çok Becker. Beklerim. Suratına kapatıyorum. 3, 2, 1. Buyur. Bak Reşat'cığım. Kaç haftadır buradasın? Olmuyor be abi. Yani arkadaşımsın. Kırılmanı istemem. Kusura bakma ama işine son vermek zorundayım. Sağlık olsun.
Tam da bayram öncesi. Ha, muhasebeye talimat verdim, tam maaş ödeyecekler. Bayramda ne yapacaksın? 9 gün tatil var. Çocukları alıp bir güneye ineceğim. Ha, ortaklar bezdirdi beni. Bana kızmadın değil mi? Yok canım. Hadi birader, iyi bayramlar. Yengeyle delikanlıya benden selamlar. Başüstüne. Reşat Bey, biz çıkıyoruz. Size iyi bayramlar. Size de. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Pardon, isim neydi? Dilara Su. Dilara Su. Güzel, Dilara Su. Su'yu ben ekledim sonradan. Güzel, Su. Dilara. Vallahi şöyle söyleyeyim size. Sizin gibi güzel yüzlü hanımlara sektörde daima ihtiyaç var. Ay çok sağ olun. Ne demek efendim? Ne demek? O sizin güzelliğiniz. Beni dinlerseniz eğer, 3 ayak kalmaz star olursunuz. Ay inşallah Tahir Bey. Allah söyletiyor diyeyim. Kura çarpsın. Tabii canım, biz kimleri kimleri meşhur etmedik diye bir bilseniz size şöyle kartımı... Ne bir zahmet olur. Evet, orada cebim yazılı. 24 saat beni cepten arayabilirsiniz. Yalnız kontrolüm yokken hani ben sizi çaldırsam... Ne demek, siz... ne demek, ne demek? Ben size hemen geri dönerim. Ben size hemen geri dönerim. Vallahi Tahir Bey çok sağ olun. Çok samimi bir insansınız. Şöyle bir şey söyleyeceğim ben. Yani benim içimde bir oyunculuk ateşi var ve gerçekten ya oyunculuk için ne gerekiyorsa yapmaya hazırım. Güzel. Güzel. Bu önemli çünkü ne kadar siz verirseniz o kadar verdiğinizde geri şey yapmazsınız yani. Verdiğinizde kalmazsınız. Evet, şöyle yapalım. Fotoğraflarınızı isterseniz bir... Hemen şimdi çekecek miyiz? Evet, deneyelim bir fotoğraflara bakalım nasıl şey yapalım. Bir deneyelim. Hayır, ben heyecanlandım da biraz böyle makineyi görünce. Yok canım, yok 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 yok. Heyecanlanacak bir şey yok. Güzel. Benim elim gayet hafiftir zaten. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel, çok güzel. Bizim dövüşlerimiz çok güzel çünkü. Bizim olmayı yapalım. Bakın yalan gitti. Evet. Çok güzel, çok güzel. Evet. Dil öyle kalsın. Öne dön, öne dön. Şu iyi mi? Evet. Hayır, siz de insanı duyguya sokuyorsunuz. Makine en pahalısı. Tahir Bey, kadınlar ofisi bastı. Nasıl? Evet. Hani şu paralarını ödemediğimiz konuk giden kadınlar var ya, ha? Onlar ofisi bastı. Vallahi de. Vallahi. Kız dur tamam, yemek mi çarpılırsın. Şey, git bir şey uydur. De ki 5-10 dakika oyala. Şeye gitti. Nereye gitsin? Toplantıya gitti. Toplantı, toplantı tamam. Hadi göreceğim. Siz yapın şöyle. Ay! Yap, yap. Ne oluyor? Tamam, tamam, tamam. Ay! Ay, ay! Ay, Tahir Bey ne oluyor Allah aşkına? Ne oluyor yani Tahir Bey? Nereye geldik biz böyle? Şşş, bir yere gelmedik. Daha tam gelmedik yani. Ben size gelirken haber vereceğim. Gel kahvim nerede? Bir saniye. Bir yere gitmem var en olsun kızım. Bak 155 bölümdür alacağım var. Yok 1000 bölüm. Allah Allah. İşte işsiz insanlara yardım et. Sonunda olacağı bu. Nankör bundan, nankör. Efendim bakın biz çok köklü bir milletiz. Pardon şirketi. Ben orada şak şak yaparken iyi değil mi? İşte bizim böyle biraz hareketli bir sektörümüz var. Her an adrenalin. Yıkılıyor vallahi adrenalinden. Durun canım, daha bir şey görmediniz. Bu görmediğim halde. Evet evet, adrenalin yeni başlayacak. Ay dur Tahir Bey. Hani böyle bir sahne olduğunu varsayınca çalışıyoruz, prova yapıyoruz. Yok, tıklanıyor musunuz yoksa? Fazla yıkılıklanıyorum. Vallahi parçalarla, bence sessiz yapın. Sessiz yapalım.
Damat, nasıl gidiyor filmcilik işleri? Var mı yeni projeler? Vallahi baba biz de yeni projeden ziyade tabii yapılan projelere biz dışarıdan oyuncu ve yardımcı eleman sağlıyoruz biliyorsunuz. Vallahi açık konuşayım aslında adamı olan malı götürüyor. Ben de kafaya taktım bir dizi patlatacağım. Ratinglerini yani tavan yapacak o zaman yırtacağız işte. Baba enişten filmci değil casting şirketi sahibi. Yani programlara figürasyon falan veriyor. Yok haklı tabii aslında doğru söylüyor. Çünkü bizim işimizin sadece bir bölümü bu. Tamamı değil tabii ki. Ya enişte sizin yönetici aradı. Hala aidatları yatırmamışsın. Oğlum çok ayıp. Yani söylenecek şey mi bu? Yine biz öderiz. Ne olacak? Kaç paralık şey? Ablam bu sabah Paris'ten aradı. Ah canım ne yapıyorlarmış? Ne yapacaklar? Her bayram bir yere gidiyorlar. Ben size üzülüyorum. Bu bayram da bir yere gidemediniz. Tatlımız dedik. Sağ ol anneciğim. Kalkalım artık. Bak. Bayram ziyareti başka yerlerde var gideceğimiz. Gel kızım. Bize müsaade. Kalkalım. Görüşürüz. Ya arıyorum arıyorum hep meşgul. Amma konuşuyorsunuz ya. Ha? Mete, girecek fatura göte. Ne diyorsun Reşatcığım? Zaten canım sıkkın. Fatura diyorum. Fatura da fatura. Hayriye'yi hatırla. Amerika çok yazar girer kıçına. Nasıl yeni bestem? Mete, bu ne kardeşim? 100 milyar fatura gelmiş. 9 gün 24 saat muamele hatlarıyla konuşulmuş. Kim yapar abi bunu? Şimdi bunu kim ödeyecek? Hem o kadar da dedik şehirler arasına kapat diye. Allah Allah nasıl olmuş ya? Nasıl olmuşu var mı abi? Olmuş işte. Seni adam diye buraya oturttuk. Ettiğin şu işe bak. Tamam suç benim. Olan olmuş. İstersen ortaklıktan ayrılayım. Hissem de sizin olsun. Tamam abi en doğrusu bu. Bilmiyorsan çeker gidersin. Kol gibi girdi kıçımıza ya. Sen mi yaptın? Neden? Neden ulan? İşte belki bu yüzden. Kovarsan kirpiği, unut iyiliği. Sen hastasın oğlum. Vallahi hastasın. Git tedavi ol. Ben hastaydım, şimdi tedavi oldum. Oh çok rahatım. Sen hastalandın galiba ha? Ben de işsiz kaldım sayende. Bir paket kına yollayayım, münasip bir yerine yak. Kınayı da yakarım, seni de yakarım. Göt. Manyak! Evet. Ha, alıcı Tahir Yama. Tamam. Bu adrese elden teslimat yapacaksın. Peki. Tamam değil mi her şey? Tamam. İyi günler. Adı Tahir Yaman. Evet. Hızır kargo. Evet. Eve direkt sevkiyat yapıyorlar. Eroin sevkiyatı. Benim ismim mühim değil amirim. Ben vatandaşlık görevimi yapıyorum. Sağ olun.
kaydettin mi? Evet, kaydettim. Muhbirlik yaptı. Narkotikten bir sorduralım bakalım, kaydı var mıymış? Amirim, bana sorarsanız sorumlu bir vatandaş olarak görevini yaptı. Sana sormuyor zaten, işine bak sen. Sorumlu böyleyse kim bilir sorumsuzu nasıldır? Bana da versenize ya. Nimeti yere düşürdü. Komiserim burada. Açın. Vay 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 vay. Kargo şirketinin yapılan operasyonda uluslararası bir uyuşturucu şebekesi çökertildi. Gözaltına alınan zanlılar arasında bir kast ajansı sahibi Tahir Yaman da bulunuyor. Tahir Yaman'ın ne tür bir ilişkisi olduğu ise... En büyük eroin operasyonunun kilit ismi Tahir Yaman'ın kimliği hala gizemini koruyor. Nasıl oluyor böyle bir şey Necmi? He? Kim ihbar etmiş? İçimizde bir hain mi var ha? Bilemiyorum Haydar abi. Her şey o kadar ani gelişti ki. Bu Tahir denen adama bir paket yollanmış. Sonra ihbar edilmiş. İçinde eroin var diye. Kim lan bu Tahir? Müşterilerden biri mi? Bizden değil. Yani içici değil. Satıcı mı? Satıcı da değil. Ulan o vakit ne halt etmeye eroin yolluyorlar bu deniyoya. Eroin yok abi. Pirinç unu paketi. Sen benimle kafamı buluyorsun Necmi? Ha? Yok Haydar abi. Ne haddime? Pakette un var ama biri eroin diye ihbar etmiş. Polis de baskın yapınca bizim mallar da çıktı ortaya. Vallahi abi. Yemin ediyorum. Bu iş o kadar basit değil. Bu dış mihrakların işi. Tehlikedeyiz Necmi. Uyanık olma zamanı. He? Tamam abi. Bu Tahir denen dümbüğü izlemeye alın. Bir de o muhbir olacak puştu da bir an önce bana getirin. He? Emrin olur abi. Bilemiyoruz ki vallahi. Biri şaka yapmış işte. Ya ya. İşte tesadüfen de uyuşturucu şebekesi çıkmasın mı orası? Hayatta her şey kısmet değil mi? Değil mi? Yok efendim, soruşturma falan yok. Masum oldu, anlaşıldı işimi. Evet. Peki söylerim efendim size de iyi günler, iyi günler. Ay Tahir, içim bitti vallahi. Sabahtan beridir kaçıncı? Milletin işi gücü yok. Böyle. Aylak bakkal. Neyse. Yani çaldı. Çal şu an aşkım. Dur. O onları alacaksın. Hamurlar açacaksın. Tahir'im. Ya olaylar birazcık planladığımızın dışında gelişti be. Kusura bakma. Bana bak. Ama finalde bak mutlu son. Özgürsün. Enenenen. Bana bak. Bana yapılan kötülük hayatta karşılıksız kalmaz. Ayağını denk al. Bundan sonra olacaklardan ben sorumlu değilim. Kork benden bundan sonra. Hastayım oğlum ben. Hastayım. Hastayım ben. Bak sana şiir yazdım. Okuyayım mı? Benim adım... Kirpi Reşat. Batırır Tahir'e, eder haşat. Mesela sapmaz. Bittin sen oğlum, bittin. Aradın mı beni? Elin
elimden geleni de ardına koyma koçum. Sen de elinden geleni ardına koyma. Gör bakalım, el mi yaman, bey mi yaman? Benim adım Tahir Yaman. Suratını kapatıyorum. 3, 2, 1. Reşat, iyiyim. Reşat ki? Allah Allah. Bir zamanlar Kirpi Nuri vardı ama ölmüştü bildiğim kadarıyla. İki düşman mafya grubu desem kayıtlarda yok. Büyük bir ihtimalle polis muhbirleri. Bana sorarsanız var ya, bu herifler bizi işletiyor. Sana sormuyoruz Atay. Sana sormuyoruz. Kod adı Kirpi olan herkesin dosyasını çıkar. Acil, hadi. Reşat, ne oldu? İş başvurularından ses çıktı mı hiç? Bırak ya. Biz sizi ararız diyorlar ondan sonra. Ne arayan var ne soran. Aa, bana bak. Unuttum ben sana söylemeyi. Geçen gün bir arkadaşın aradı. Kim? Tarık mıydı? Tahsin miydi? Hatırlamıyorum valla. Ne dedi? Hatırını sordu. Ne yaptı, işe girdi mi dedi. Ben de iş başvurusu yaptığın yerleri söyledim. Hani belki oralarda tanıdıkları varsa yardımcı olur diye. İyi etmişsin de kimdi acaba? Alo merkez. Üsküdar sahilde silahlı çatışma. Acil destek istiyorum. Merkez. Acil takviye istiyoruz. Ne oluyor lan? Sana bir şey söyleyeyim mi Ayrı? Bu adamlarda bir iş var. Bak görürsün, bugün yarın kokusu çıkar. Reşat! Reşat iyi misin? İyiyim, sen nasılsın? Biri yardım etsin lütfen, biri yardım etsin. Ha oğlum, Brezilya'ya girme oğlum, çok zor o. Lan nesi zor? Nerede Carlos varsa onu yazacaksın işte, zorluğu yok. Kalem patladı, kalem istek. Abi! Usta, bir kalem varsa ya. Al al, bende var. Buyurun gençler. Ha, eyvallah. Allah! Kim? Ne oluyor ya? Vallahi beğenmiş, sadaka varmış kardeşim. Abi yerinde bir şey olmadı değil mi? Yok birader, bir şey olmadı da ödüm bokuma karıştı vallahi. Gel. Of, çok korktum ya. Biri oldukça uzun boyluydu. Diğer ikisi kısa boylu, esmer bir adamdı. İsterseniz robot resmini çizirtebilirim size. Ben eski bir emniyet memuruyum da. Selami Karali. Bir şey öğrenebildiniz mi? Bir mafya hesaplaşmasıymış sanırım. Şu yan masada oturanlar, Jilet Sadi denen bir gangsterin adamları. Hiç böyle bir şey yaşamadım, film gibi bir şey ya. Ben çok yaşadım. Başımdan çok hadiseler geçti. Şimdi özel dedektiflik yapıyorum. Ben size kartımı vereyim. Belki günümlerinde lazım olur. Ha? Tabii, belli mi olur? Tamam. Sayın dinleyiciler, bugün Üsküdar sahilinde iki rakip mafya grubunun girdiği çatışmada iki kişi yaralandı. Çete liderlerinden Jilet Sadi ile Haydar Tarsusu'dan şüpheleniliyor. Bizde öyle değil mi? Çok özür dilerim, birkaç dakikanızı alacağım. Sana misafirim var demedim oğlum. Biliyorum abi. Ama telefonda söylediğim gibi... Nasıl pusuya düşürürler lan adamlarımızı? Bu Haydar'ın yaptığı kalleşlik. Biz... sulh yapmadık mı lan bu adamla? Aslında bir yanlış anlama olmuş Sade abi. Ne yanlış anlaması lan? Yan masada oturan Reşat diye birini indireceklermiş. Ama bizim çocuklar silahları görünce paniğe kapılıp makineye sarılmışlar. Kim lan bu Reşat? Onun bokuna iki adamın telef oldu. Hadi Numan, hadi git takıl peşine, bir şey yap. Emrin olur abi. Lan ne halt etmeye Jilet Sadi'nin adamlarına sıkarsınız ha? Düşman mı edeceksiniz lan beni Jilet'e? Kusura bakma Haydar abi. Bu Reşat denen adam biraz uyanık çıkmış. Hemen sıyrılmış aradan.
Var bunlarda bir bokluk ya. Bir bu, bir de öteki, hıyar. Neydi adı? Tahir. Tahir. Kesin polisle çalışıyor bunlar. Amaçları bizi birbirimize kırdırmak. Haklısın abi, olabilir. Bana bak, bu işi fazla uzatmayın. Bir an önce bitirin. Gel kardeşim, şöyle biraz dolaşacağız sen. Nereye dolaşacağız ya? Bir dakika. İşi yok, bir şey yok. Sorun çıkarma, bezeceğiz de. Ne oluyor kardeşim? Ne yapıyorsunuz ya? Tahir Bey. Buyurun. Ayağını denk al. Ne konuda? Sen bilirsin. Nereden bileceğim ben ya? Kim tuttu sizi? Bana bak, bizimle oyun oynama. Bak böyle işlere de bulaşma, sonu kötü olur. Anladım ben sizi kimin tuttuğunu. Kirpi. Demek adam tuttu en sonunda. Ya alt tarafı bir fatura be. Nalo fatura işindesiniz ha? Yok abi, normal fatura. Telefon. Telekulak işine de mi bulaştınız lan? Yok, şöyle anlatayım. Sıra benimdi. Memur bey benim faturamı damgalayınca bu manyak sinirlendi. Peki tam olarak ne zaman oldu? Tarihi hatırlıyor musun? Tabii canım. Tabii hatırlamaz olur muyum? Benim kızın doğum günüydü. Yani? 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 Sen söyle. 4 Temmuz. Ha 4 Temmuz. Nereden bildiniz ya? Araştırdık. Attık. Aa, hangisi? Araştırdık. Anladım. Ben size inanmak isterdim ama. Araştırdık. Araştırdınız, anladım. Hadi kardeşim buraya kadar. Tamam. Söylediklerimizi de unutma, tamam mı? Ayağını denk alıyorsun. Tamam mı? Tamam. Hadi. Ya sen... Ayağını denk al ha. Sen görürsün Reşat Efendi. Alo. Reşat Bey. Evet benim. Ben Hobby Holding'den arıyorum efendim. Bir iş başvurunuz vardı da. Evet. Kabul edildiniz efendim, hayırlı olsun. Sizi yarın sabah 9:30'da Gebze'ye bekliyoruz efendim. Gebze. Evet Gebze. Personel servisinden Aynur Hanım'ı bulacaksınız. Personel 9:30. Doğru efendim. Aynur Hanım tamam. 9:30'da orada olacağım efendim. İyi günler, iyi günler. Mutlu oldun mu? Yazık, günah değil mi adam? O kadar yolu boşu boşuna gidecek. Gitsin. Müstahaktır. Hem boku bokuna gidecek hem bir de taksi parası ödeyecek. Neden? Adamın arabası yok mu? Ona binemez mi? Niye taksiye binsin? Yok. O kadarını düşündük herhalde. Hesapladık değil mi? Taksiye binmesini temin edeceğiz. Ona çok şeker bir numaram var. Şeytan azapta gerek. Babanın keyfi yerinde. Bence söylemenin tam zamanı. Böyle eşref saatini her zaman bulamazsın ha. Baba. Seninle özel bir konuda konuşabilir miyiz? Tabii oğlum. Kız meselesi mi? Yok baba, ne kızı? Aşık mısın lan? Ya baba, ne alakası var? Ha, sevmediğin bir kızdan bir durum mu oldu? Baba. Bana bak. Öyle bir şey varsa hallederiz ha. O yüzden zoraki evlilik olmaz. Yok. Bütün hayatın zehir olur sonra ha. Baba. Bak soru... Bak Onurcuğum. Biliyorsun baban da istemiyor üniversiteyi bitirmeden evlenmeni. Bak sorun da bu zaten. Ben daha kendimi yeni yeni tanımaya başlıyorum. Nasıl yani? Anlatacağım. Kızmayacağına söz ver. Tamam anlat, kızmayacağım söz. Ben senin düşündüğün gibi biri değilim. Nasıl birisi? Ya mesela geçen gün müzik dinlerken gözyaşlarımı tutamadım. Ağladın. Hüngür hüngür ağladım. Hüngür hüngür ağladın. Çok garip hislere kapıldım. Daha önce çok yabancısı olduğum hislere. Dediğim gibi daha kendimi yeni yeni tanımaya başlıyorum. Ve yanlış bir seçimle hayatımı mahvetmek istemiyorum. Baba.
Ben tercihlerimin ne olduğunu tam olarak bilmiyorum. Tercih. Beni anlamaya çalış, tamam mı? Neredesin sen bu saate kadar? Neredeyim? Buradayım işte şekerim. Bırak şimdi şekerimi geri. Bıraktım zaten. Ne sırıtıyorsun? Ne saçmalıyorsun? Ne gece gece? Yok bir şey yok, tamam. Bana bak. Hı. Alkol malkol mu aldın sen? Yok vallahi bir şey içmedim. Ha. Fiyatlar karıştırıyorsun gibime geldi ama hı, neyse. Nergis. Ha. Kız bana bak. Ha. Bak kaç zamandır çuf çuf yapmıyoruz ya. Bir çuf çuf yapsak. Şimdi çuf çufum, çuf çufum. Sen treni çoktan kaçırdın. Yat zıbar. Çocuğu yaptın ya tabii. Yat zıbar. Mırmırlanma bana. Mırmırlanmıyorum, tamam. Bir şey söyleyeceksen yüzüme söyle. Ne söyleyeceğim yüzüne canım senin, Allah Allah. Çocuğu yaptı ya, ondan sonra bir yalakar olmaz tabii ondan sonra. Biz ne yapalım bunda? Gece ya, seninle mi uğraşacağım? Uğraşma. Kabus gibi çöktün üstüme. Gitsene biraz ileri, yer mi yok? Nereye gidecek? Şeye bak. Niçin? Tamam mı? Tamam. Birader hop! Arabayı oraya park etme! Nizamı intizamı bozuyorsunuz ya! Hopla! Hopla, al geri, al! Al, al! Gel! 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 Hop! Hop! Haberleri sunuyorum. İstanbul'da bir araca konan bomba patladı. Maddi hasarın oluştuğu patlama çevrede paniğe yol açtı. İstanbul'u ayılar bastı ya. Su kongresinde kuraklık tehlikesine ulan şeytan diyor, al plakasını. Bul adresini. Git evine. İndir camını, çerçevesini. Beyefendi, insanları tanımaya çalışmalıyız. Eğer tanırsanız onlara kötülük besleyemezsiniz. Oldu. Gözlerim doldu. Şu sağda bir yerde, müsait bir yerde inelim lütfen. Ben Reşat Sapmaz. Personel servisinden Aynur Hanım'la randevum vardı. Personel servisinde Aynur Hanım diye biri yok ki. Daha dün konuştum. Personel servisinde Taceddin Bey var. Aynur Hanım diye biri var. Ama o genel müdürümüzün sekreteri. Tamam, o işte. O. Aynur Hanım, Reşat Sapmaz Bey geldiler. Sizinle randevusu varmış galiba. Anladım efendim. Buyurun efendim, sizi bekliyor. En üst kat.
hoş geldiniz Reşat Bey. Muhittin Paşa'dan değil mi? Muhittin Paşa. Genel müdürümüzü aramış, sizin geleceğinizi söylemiş. Buyurun lütfen. Bir şey alır mıydınız? Orta şekerli bir kahve lütfen. Bir orta şekerli Türk kahvesi gönderir misin? Ben biraz müsaadenizi rica ediyorum Reşat Bey. Estağfurullah. Sizin gibi yetenekli bir elemanı bulmamız bizim için ne büyük bir şans. Gerçekten de büyük bir şans. Maaşınız 10.000 TL. Başlangıç için hiç de fena değil. İsterseniz detayları akşam yemeğinde konuşuruz. Baş başa. Memnuniyet. Kusura bakmayın Reşat Bey, biraz bekletti. Buyurun lütfen. İsterseniz bir sayın. Şey mi? 10.000 TL. Bu elma... Yani... 10.000 TL. Muhittin Paşa ile öyle konuşmuştuk. Anladım. Başka bir arzunuz? Bir akşam yemeği... Anlamadım. Yani... Karnınız mı aç? İsterseniz size pizzacıdan pizzalar söyleyeyim. Yok, ben karnım tok, sağ olun. Bir de imza rica edeceğim. Tabii ki resmi bir şey değil. Kayıtlarımız için yeterli. Tabii efendim, gerekiyorsa. Efendim? Nasıl? Ha. Öyle mi? Yollayın beyefendiyi de yukarı. Aşağıda Muhittin Paşa tarafından gönderildiğini söyleyen bir bey daha varmış. Yani nasıl? Ben bu işten hiçbir şey anlamadım Reşat Bey. Ben de anlamadım. Bu durumda biraz beklesek iyi olacak. Aynur Hanım. Evet. Ben Yeni Kuvacılar Derneği'nden geliyorum. Muhittin Paşa genel müdürünüzle görüşmüştü. Siz ikiniz tanışıyor musunuz? Hayır. Bu durumda her ikinizi de genel müdürümle görüştürsem en doğrusu olacak. Bu iş biraz karışık. Takdir edersiniz ki Muhittin Paşa ile bir kere daha görüşmeden 5 kuruş para ödemem. Efendim, hemen arayalım. Buyurun. Bir dakika, sizin telefonunuzdan değil. Sekreterim derneğinizin kayıtlı olan numarasından arıyor şimdi. Efendim, ben iş için başvurmuştum. Personel servisinden çağırdılar, geldim. O isimli bir dernek kayıtlı değilmiş müdür bey. Ya şimdi şöyle oluyor. Derneğimiz daha yeni olduğu için kayıtlara geçmemiş olabilir. Müdürüm, ben dernek falan bilmiyorum. Ben iş için başvurdum. Personel servisinden çağırdılar, geldim diyorum. Biz en son geçen ay eleman aldık. Bir daha da böyle bir talebimiz olmadı. Anlaşıldı. Ya bıraksana ya. Tamam. Kimsin sen kardeşim, işimizi bozdun? Pardon? Bu işi yapanlar arttı diyorum son günlerde. Ulan tam da parayı alacaktım. Allah Allah, ne diyorsun kardeşim, git işine. Tövbe estağfurullah. Biraz gelir misiniz? Nereye? Biraz gelir misiniz? Yokmuş. Bir dakika, nereye biraz siz gelir kimsiniz? Misiniz? Selametin için o adamdan uzak dursan iyi edersin. Kimmiş o adam ki? Nüfuslu kişilerin isimlerini kullanıp milleti dolandıran bir şebekeden. Siz kimsiniz? Sana ne? Sana ne? Bana bak, her boka burnunu sokma. Evet, yeterince iş açtın başımıza zaten. Ne işi ya? Ben...
Siz Tahir'in adamlarısınız. Bu onun tezgahı. Vay artistler vay. Yemezler. Bana bak. Asıl sen bana bak lan. Sen bana bak lan. Ayağını denk alacaksın. Tamam mı? He? Tamam mı? Güzel. Sonra da uslu uslu işine bakacaksın. Ne biçim adamsınız be? Tövbe estağfurullah. Ya birileri telefonlarımızı mı dinliyor ne? Yani o herif de mi beni Muhittin Paşa'ya yolladı demiş. Evet abi. Ahlak kalmadı artık be. Yalnız çeteleri bizden biraz büyük galiba. Sonra bir minibüs geldi. Götürdüler. Şu herifi takibe alalım. Öğrenelim bakalım neyin nesiymiş. Adamlardaki cesarete bak. Adamı kullanıp dolandırıcılık yapıyorlar. Muhittin Paşa'm. Biri tescilli dolandırıcı, Sümbül Mahmut'un adamı. Hep yaptığı iş. Ama ötekinin kim olduğu kuşkulu. Pek çok şaibeli işin içindeymiş. Her taşın altından çıkıyormuş. Araştırmaya devam edin. Peşini bırakmayın. Uluslararası bir şebeke olabilirler. Topladıkları paralar da kim bilir nereye gidiyor. Takip edin. Ne oldu arabaya? Kim yaptı bunu? Ya bu zarzavatçıların böyle bir halt yiyecekleri belliydi zaten. Geldi benzin deponu patlattı. Polis bomba konmuştu evladım. Binseydin sabah sen de havaya uçacaktın bununla. Araç sizin de galiba. Geçmiş olsun. Evet. İfade için karakola gelmeniz gerek. Şüphelendiğiniz biri var mı? Nergis, bizimki Gebze'de ne yaptı acaba dersin ha? Aklıma geldikçe sinirim bozuluyor. Eleman aranmadığını duyunca kim bilir nasıl bozulmuştur değil mi? Ben adamı böyle yaparım işte. Bu kim ya? Alo. Efendim. Ooo Reşat Bey. Merhaba. Efendim ben de biraz önce sizi düşünüyordum. Hay hay. Görüşelim tabii. Görüşelim efendim. Birazdan tamam olur. Tamam istediğiniz yerde. Peki sizden mi korkacağım? Sizden korkan sizin gibi olsun. Sen kimsin lan? Sen kimsin? Ha? Kaç paralık adamsın? Hastayım oğlum ben. Hastayım. Gelme üstüme. Bitiririm seni bak. Tamam. Çıkacağım birazdan. Suratına kapatıyorum telefonu. Tamam. 3, 2, 1. Evet bir şey ya. Görüşme teklif ediyor. Şu meseleleri bir konuşalım dedi. Ay hiç sakın gitme Tahir. Adam deli sana bir şey yapar. Hoş sen de pek normal sayılmazsın ya. Yok be bir şey olmaz kız. Gömlek değiştirsen mi? Gebze seyahatin nasıl geçti? Hadi hadi senin olduğunu anladım zaten. Çok zekisin. O Muhittin Paşa olayını anlamadım. Muhittin Paşa olayı ne ya? Ne saçmalıyorsun sen? Tamam. Beni boş boşuna Gebze'ye yolladın onu anladık. Başka ne? Bu araba olayı biraz fazla olmadı mı sence? Araba olayı ne ya? Ulan işi bombaya kadar götürdün ha? Ne diyorsun sen ya ne bomba koyması? Ananın bombası. Şşş, doğru konuş. Bir şeye başladın mı sonuna kadar yapacaksın tabii. Ulan bu yapılır mı? Arabaya bomba attın. Sen de amma abarttın be amma abarttın. İki tane kesme şeker attık. Oho sizin oralarda demek ki bombaya şeker deniyor ha. Sen onu bırak da şimdi. Sen asıl iki tane adam ayarlayıp da beni zorla minibüse bindirmeye ne diyorsun? Bana yapılanı anlatıyor şu an. Ben orası bilmem kardeşim. Bana bulaşma. Bir daha bana bulaşma. Hastayım oğlum ben. Hastayım. Hadi yürü şimdi. Yok ya. Bak şimdi neler olacak göreceksin. Öyle mi? Tamam. Elinden geleni ardına koyma.
Hı? Göt. İkisi de göt. Ettim, sen etme Reşat Sapmaz. Acı bana. Beter ol alçak. Manyak mısın ya? ya tamam bir dakika geliyorum. Tamam abi tamam hadi öpüyorum bay bay. Baba ben kaçtım. Nereye? Sinemaya gideceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar. Hadi bay. Bak o da nasıl dergilere bakıyor. Bence yaşına göre gayet normal bir şey. Ama senin için onu söyleyemeyeceğim. Değil mi çocuğun odasını karıştırıyorsun? Yok be bildiğin gibi değil. Geçen gün oğlanla sohbet ettim. Kafam karıştı. Böyle tercih mercih bir şeyler geveleyip durdu aslında. Dedim acaba oğlanın farklı bir tercihi vardı hani biz mi bilmiyoruz? Hayır Reşat. Çocuk yazar olmak istiyor. Kimyager olmak istemiyor. Ay fakülteyi bırakmak istediğini sana söylemeye çalıştı ama sen onun ağzına lafı tıkadın. Ha, tercih o tercih. Mesleki anlamda. Oh. İçim rahatladı ya. Oğlan İbni oldu zannettim. Oh. İçim rahatladı ya. İlahi Reşat, ilahi. Merhaba. Hoş geldiniz. Affedersiniz, adres doğru ama bir yanlışlık mı var acaba anlamadım. Siz kimi aramıştınız? Ben Selam Bey'i aradım. Dedektiflik yaptığını söylemişti. Selam Bey benim babamdır. Buyurun isterseniz. Teşekkür ederim. Amirim. Hoş geldiniz. Buyurun. Ya dedektiflik bürosu deyince başka türlü umuyordum ama böyle çıktı. Hadi yukarı. Hadi yukarı. Ferro. Size diyor galiba Selami abi. Oh, ayıp oluyor ama değil mi? Bak misafirimiz var. Selami evet. Abicim. Bir adamın araştırılmasını istiyorum. Bu adam ne yer, ne içer, nerede oturur, kimlerle arkadaşlık eder, hepsini bilmek istiyorum abi. Geç kaldım vallahi. Gelmeseydin Tahir, gelmeseydin. Canım sevdi. Saat kaç oldu? Tamam aşkım. Nerede kaldın? Tamam, trafik yavrum, trafik. Ya biz neye mi gidiyoruz? Yok, gezmeye gitmiyoruz. Gel, tamam. Bunları da söyleyeceğim ama. Heyecanlıydı. Doktor Bey, acaba şu anda bir mal görünüyor mu? Bir şey söylersek yanıltırız. Yanıltırsınız tabii. Evet, tabii. Zamanını bekleyelim. Evet, evet. Ne kadar heyecanlıydı baksana. Usturdum lan. Ay yok güzel. Hemen ellerini uzatmış seni bekliyor. Merhaba, kolay gelsin. Kolay gelsin, merhaba. Hoş geldin. Otur kızım, otur. Aşkım. Hoş bulduk sevgili. Tahir Bey, Kanal Z'den aradılar. 50 kişi konuk istediler. Tamam, gönderin. Ben 50 kişiyi nereden bulayım? Kast Ajansı'ndan. Kızım saçmalama, biz ne iş yapıyoruz burada? Nereden bulayım diyor, kafayı yiyeceğim ya. Ay tamam, Allah hoş bulduk. Ne yazıyorsun? Roman mı? Öykü. Hikaye. Ben de gençliğimde çok heves ettim ama
Senin kadar kabiliyetim yoktu herhalde. Sonra devam edemedim. Belki yeterince istememişsindir. İsteseydin mutlaka devam ederdin. Sen çok istiyorsun. Pekala. Hadi başarılar. Ne hakkında Roma? Bu bir baba ile oğlu hakkında. Peki. Kolay gelsin. Hadi bakalım. Daha çay ister misin? Yok, içmedim. Çok... Tamam. Baba. Hı? Teşekkür ederim. Alo. Alo Reşat Bey. Ben Selahattin. Araştırmamı bitirdim. Çok ilginç bilgiler var elimde. Yarın bekliyorum. Teşekkür ederim. Yarın geleceğim Selam Bey. Selam Bey. Kimse yok mu? Selam Bey. Kimse yok mu? Hayır. Sıra benim! 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 Sıra benimdi. Hayır, benimdi. Melis, Melis, sıra. İyi misin sen? İyiyim, iyiyim. Bir kabus var. Geldim şey geldim aşkım söyle. Hindistan cevizi var mı? Getireyim. Mango götüreyim sana hadi. Getirme. Ha? Kivi var mı? Kivi var. Getirme diye söyledim. Benim canım ananas istedi. Bir de paça çorbası. Paça çorbası. Bildiğimiz paça çorbası. Ananasın üstüne. Ama o Beykoz'dakinden. Ha. Hı hı. Anasının ananası alıp oradan Beykoz'a geçeceğim. Yok getirme. Hı. Kivi var mıydı? Aferin anlamıyorum. Tahir Bey hem evli hem de metresi mi var? Ben o kelimeyi sevmiyorum. 30 yaşlarındaki Lale Hanım'la mutlu bir beraberliği var. Ve Lale Hanım 7 aylık hamile. İkinci çocuğu olacak. Ne diyorsun ya? Yani Lale Hanım... Lale Hanım'dan iki çocuğu mu var Tahir'in? Adamın ikinci çocuğu. Lale Hanım'ın ilk çocuğu. Vay vay vay. Neler dönüyor, ne dalgalar dönüyor. Bir de genç sevgilisi var. Kimi? Tahir Bey'im. Bir oyuncu. Bizimkine sırılsıkla bağışık. Fala da çok düşkün. Ve oldukça da kıskanç bir kadın. Bu iş tamamdır. Astrolojik ve spiritüel danışmanlık hizmetleri ücretsiz tanıtım seansımıza bekleriz. Ay. Işıkları görüyorum. Kırmızı halılar var. Bir adam var peşinde. Bu adam sana büyü yapmış.
Bu adam felaketin olacak kızım. Ay adını söylüyorlar ne? Adamın adı Tahir. Ay pardon da kimsiniz siz? Siz şu anda dizimdeki kıllı yaratığı görebiliyor musunuz? Hayır. Ama ben görebiliyorum. Benim işim bu. Ay, pardon ama siz medyum falan değilsiniz. Ben anlarım. Ya bugüne kadar kaç yüzüne falcıya gittim canım. Hiçbiri sizin gibi konuşmuyordu. Sahtekar olduğunuz her halinizden belli. Görüyorum yengen, ne yapayım? Ay iyi de benden ne istiyorsunuz? Niye anlatıyorsunuz bunları? Söylettiriyorlar, ne yapayım? Böyle sakal takarak medyum olamıyor. Al işte bak. Terbiyesiz. Çiğdem Hanım. Adımı da biliyorsunuz. Tamam, ben medyum falan değilim. Evet, bildiniz. Fakat Tahir hakkında bilmediğiniz çok şey var. Sizi kimin tuttuğunu da anladım. Öyle mi? Kim tutmuş? Ay kim olacak canım? Karısı, Nergis Kaltağ. Tahir'in kendisinden boşanıp benimle evleneceğini anlamış, aklı sıra onu benden soğutmaya çalışıyor. Nergis Hanım'ın sizden hiç haberi yok. Yalnız Lale Hanım'ın da ikinizden haberi yok. Lale Kaltağ da kim? Devamlı kaltak, kaltak, kaltak. Lale Kaltağ'ın kim olduğunu söylemezsen gözlerini oyarım seni. Bu iş için buradayız. Bebek. Öyle mi? Huzur sitesi D blokta huzur içinde oturuyorlar. Eğer anlattıkların doğruysa bu dünyayı o rezilin başına yıkacağım. Ama eğer yalansa da senin başına. Gidin görün. Ağlamakla olmaz Çiğdem'im. Bu salak gene ne haltlar karıştırıyor ya? Amirim, bana sorarsanız var ya bu kız öteki herifin manitası. Nefes alacaksın. Nefes vereceksin. Tamam mı? Nefes al. Nefes ver. Tamam. Tamam canım. Of Tahir, sen mi doğuracaksın? Karışma ya. Tamam canım, peki. Çok bilmiş. Ben tamam. Yaparım. Tamam. Ben ellemiyorum. Sen kendin yap bakayım o zaman bu sefer. Aferin benim aşkım. Rahat böyle çıkacak oradan. Tamam. Buyurun. Ben kocanızın sevgilisiyim. Çok önemli bir sorun var. Tahir ikimizi de aldatıyor. Nasıl yani aldatıyor efendi? Aldatıyor derken? Yani işte başka biri daha var. Ah siz varsınız böyle komple, bir de üstüne biri daha mı var? Üstüme iyilik sağlık, siz geçip oturur musunuz şöyle? Bir anlatın bana. Buyurun, buyurun hanımefendi. Buyurun. Siz bodoslamadan geldiniz zaten. Yapacak bir şey yok. Dinleyelim bari. Kimle ya? Şimdi Tahir nasıl aldatıyor beni? Kimle aldatıyor? Sizi kimle, beni kimle? İşte başka bir kadın daha var. Ben de bugün öğrendim. Hemen de size gelip söyledim. Vallahi taze taze yani o derece. Peki kimmiş bu kaltak? Kimmiş bu kaltak? Karı bir de hamileymiş, öyle mi? Ahlaksız rezil. Ben hiç olmazsa ona dikkat ettim. Çok teşekkür ederim. Ne kadar iyi bir insansınız. Herkes o düşünce nerede tabii, değil mi? Ya. Eviniz güzelmiş. Teşekkür ederim. Sağ olun. Biraz tozlu, kusura bakmayın. Yaktım seni Tahir. Seni dünyaya geldiğinde pişman edeceğim. Bana yapılır mı bu? Bu bana yapılır mı? Bu. Mahvedeceğim seni. Seni öldüreceğim Tahir. Öldüreceğim. Sevgili dostlar. Çok uzun zamandan sonra ilk defa bir araya geldik. Kimsenin dikkatini çekmemek için de böyle mütevazi bir ortamda toplandık. Dünya küreselleşiyor. Sınırlar birbirine yaklaşıyor. Artık para piyasalarını, silah ticaretini, uyuşturucu trafiğini yeniden yapılandırmak gerekiyor. İşte bunun için buradayız.
Nane. Hı. Hadi. Ne hadisi? Hadi gel içeri. Hı. Olmaz Tahir, edepsizlik yapma. Kız ben araştırdım. Vallahi bak, doğuma kadar yapılıyormuş. Bana bak. Vallahi çocuğa değmeyeceğim kız. İnsan oğluna kıyar mı ya? Peki. Tamam. Ama bir şartım var. Adını ben koyacağım. Tamam. Adını sen koy. O kadar zor durumdayım ki. Sen adını koy. Ben de... Canım benim. Hani burası mı? Ay evet evet işte burasıydı o adamın dediği adres. Arkadaşlar lütfen abartmayalım. Sıradan bir zina baskını bu. İçeridekiler de meşhur insanlar değiller zaten. Rutin bir işler. Tamam. Dikkatli ol. Bizi görünce pencereden falan kaçmaya kalkmasınlar tamam mı? Hanımefendi bize işimizi öğretmeyin lütfen. Buyurun. Hanımefendi ama kurallara uyalım lütfen. Kurallara uyun lütfen hanımefendi ama... Mis gibi hanımefendi yahu. B blok değil B blok. Sen üzümlerini de alalım içeri. Ne dersin? Sen Tahir'i bana bırak, kadını parçala tamam mı? Tamam oğlum. Kibar kibar ya. Ama biraz sakin. Lütfen. Buyurun. Sen de kimsin be? Şef garson kılıklı. Çekil. Ama çekil. Ama böyle olmaz ki hanımefendi. Bakın. Böyle olmaz ki. Bu bir baskın. Kimse olmaz. Bas. Ne oluyor yaz? Lan baskın mı yedik? Merkez, huzur sitesine acil takviye. Ne oluyor ya? Allah Allah! Sefer ne? Abimiz burada ne köşecek? Aa! Nergis! Çiğdem! Kimdi görürsün gününü? Ya siz birbirinizi nereden buldunuz? Bunlar kim? Tamam, anlatacağım sana koçum. Tamam hayatım, bebeğe bir şey olacak. Hayır, yapma. Ne oluyor? Bir şey olmuyor hayatım. Kim bu kadınlar kim? Sabah programına gönderdiğimiz kadınlardandır herhalde. Gel, otur sen, otur. Böyle ağırda çıkartmalar. Bak, ayaklarını uzat, canım benim. Hayır, hayır. Hayır, hayır. Hayır, hayır. Yok, bunlar şey yap. Gidelim. Sıçtım senin ağzına şimdi. Kıdılar. Ben de yok. Kimse yok mu? Yardım edin! Yardım et! Ulan yine mi sen? Ulan yettin artık ha sen. Ya Allah! Atay, devam et oğlum biz de gidiyoruz. Dur burada dur. Yakalayacağım seni bir dakika dur. Sevgili izleyiciler şu anda Bahçeli Evler Huzur sitesinde bulunmaktayız. Huzur sitesinde bugün oldukça büyük ve olaylı bir operasyon gerçekleştirildi. Uluslararası düzeyde bir yeraltı örgütünün oldukça önemli bir kolu yapılan operasyon sonucunda çökertildi. Bu iş burada bitmedi. Bazılarıyla yakında yeniden hesaplaşacağız. Beyaz Şef lakaplı Yusuf Şirin bugün gözaltına alınanlar arasındaydı sevgili izleyiciler. Bazılarıyla yakında yeniden hesaplaşacağız. Yettin lan sen artık! He? Yettin lan sen! Yettin! He? Bokunu çıkardın! Alt tarafı bir sıra lan! Lan benim adım Kirpi! Oyarım lan gözlerine! Hastayım oğlum ben! Hastayım tamam mı? Hastayım! Bağırma! Bağırma! Niye yapıştın lan? Senin ben boksör... Senin bak... Bu ne lan böyle? Saçımı da aldım! Allah!
Bak sıyırmış girmemiş. Kaç ya. Kalk. Kalk kaçalım gidelim. Ayak kalk. Dur. Bu ne? Gel. Ne oluyoruz? Bunlar... Bir dakika. Bir dakika. Ya. Ya. Suçumuz yok diyoruz ya, anlatamıyoruz ya. Ya nasıl suçun yok? Ben suçum, burada dolaşıyorsun, ben oturuyorsun burada o zaman. Ya ben, biz bununla bir şaka değil. Hadi şakanıza suçayım ulan! Hadi, konuş! Konuş be! Anlat hadi. Ama böyle yaparsanız ben konuşamam. Anlat hadi, tamam. Ben sana yani birisi. Biz biriyle alakamız yok diyorum. Ya her şeyi anlattık, her şeyi tek tek anlattım. Nelere sebep olduğunuzu biliyor musunuz? Nereden bilelim komiserim? 10 gündür sorgudayız. Anlatın dediniz, her şeyi anlattık. Evet, ne gazete okuduk, ne televizyon seyrettik. Ne oldu, çok mu kötü şeyler oldu? Çatışmada vurulanlardan bir tanesi ölmeden bazı isimler verdi. Bir uyuşturucu, bir de silah kaçakçılık şebekesi yakaladık. Bir de dernek numarasıyla şirketlerden para toplayan bir çete. Öyle ya. Aslında bütün bunları sizin ortaya çıkarttığınızı söyleyebiliriz. Şirketlerden para toplayan şebeke, çek senet mafyası da cabası. Bu yüzden düşmanlarınız çok arttı ama. Hadi. Doğru evinize. Ortalıkta da fazla görünmeyin, tamam mı? Hadi bakayım. Hadi. Sizi nasıl koruyacağımızı bilemiyoruz. Karım boşanma davası açacakmış. İki sevgilim de terk etti. Bir de işimden de oldum senin yüzünden. Benim karım da olaya çok sert yaklaştı. Vah vah, çok üzüldüm ya. Kim derdi olayların buraya geleceğini ya? Bebek nasıl? İyiymiş. Bana da bir kere gösterdiler ancak. Sana benzemez inşallah ha? Aa, başlama ya şimdi ya. Allah Allah. Ya bana bak. Şimdi bir sürü düşmanımız oldu. Ben korkuyorum ya. Ne yapacağız? Korkma Tahir. Ben hiçbir şeyden korkmuyorum. Tuhaf tuhaf rüyalar görüyorum. Yapma ya. Hayır olsun. Koltuğun altına bomba koymuşlar. Sonra ikimizi sallandırıyorlar vinçten. Lan benim bel fıtığım var ya. Tepelerden bir yerden. Gerçek mi, rüya mı, hayal mi bilmedim. Bir şey söyleyeyim mi? Ben de bunun aynısını gördüm ya. Film mi lan bu, aynısını göreceğiz? Bu saatte şimdi trafik vardır köprüde. Onun için en iyisi vapurla geçmek. Yalnız şuradan jeton almak lazım. Bende bozuk var ya, ben önden alırım. Yok. Bende de var. Ya tamam, dur. Dur, bende var ya. Ya. Oğlum sen... Ya ben... Oha! Bir şey mi var birader? Sıra benimdi. Sıra bizimdi!